Bugün size iki kelime arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. İlki molarite. Hemen yazıyorum. Ve ikincisi de buna çok benzer bir kelime olan ozmolarite. Bazen de osmolarite olarak geçtiğini görebilirsiniz. Bunu ufak bir örnekle göstereceğim. Çünkü bence örnekler bu konuyu anlamak için çok önemli. Buraya bir kutu çizelim. Her kutu çizdiğimde bunu herhangi bir maddenin 1 molü ile dolu olduğunu varsayın. 1 molün 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu biliyoruz. Bunun çok büyük miktarda ufak parçacık veya atom olduğunu da biliyoruz. Bu durumda birkaç kutumuz olduğunu varsayalım. Burada bir kutumuz var diyelim. Bu kutuyu ufak yeşil parçacıkla dolduracağım. Buna üre deniyor. Ürenin ne olduğunu bilmiyorsanız sorun değil. Şimdi çizeceğim. Üre, vücudumuzun azotu atmak için ürettiği bir moleküldür. Burada azot olsun. İki tane. Aralarında ise bir karbon ve bir oksijen var. Üre biraz ufak bir molekül. Fakat azotu bir araya getirmemize ve bu sayede idrar veya başka bir yolla atmamıza çok yardımcı olan bir molekül. Şimdi iki kutu daha çizeceğim bu kutulara daha aşina olduğumuz şeyler koyacağım. Mesela bu tuz olsun. Ufak sodyumlar çizelim. Yanlarına ise ufak klorlar. Bu sodyum klorür. Yani sofra tuzu. Tabii ben burada yalnızca birkaç tane çiziyorum ama bu kutuda koskoca bir mol var. Yani esas miktar çok daha fazla. Evet, sodyum klorürler burada. Elimizde bundan 2 mol var. Her iki kutuda da eşit miktarda var. Şimdi ise 3 kutu glikozumuz var. Gördüğünüz gibi 1 kutu üreden 2 kutu sodyuma oradan da 3 kutu glikoza geçtim. Glikozu ufak kırmızı toplar olarak çizeceğim. Her bir ufak kırmızı top bir glikozu temsil ediyor. Size glikozun nasıl göründüğünü hatırlatmak için buraya çizeceğim. Glikoz oksijeni olan böyle ufak bir moleküldür. Ayrıca buralarda OH grupları var. OH gruplarını şöyle çizeyim evet biraz uzun sürüyor ama olsun. Yukarıda da CH2OH var. Glikozumuz bu şekilde. Her bir ufak nokta bu moleküllerden birini temsil ediyor. Elimizde toplamda 6 mol malzeme var. Bu malzemeleri alıp 1 litre suyun içine koyacağız. Burada bir kova olduğunu ve tam olarak 1 litre suyla dolu olduğunu düşünün. İşte 1 litre suyumuz. Tüm malzemeyi alıp buraya dökelim. 6 mol dolusu malzeme buraya girecek. Şimdi size bu malzemelerin molaritesini soruyorum. Elimizde 3 şey var. Üreyle başlayalım. Ürenin molaritesi nedir? Elimizde 1 mol üre var ve 1 litre var. 1 mol bölü 1 litreden molarite 1 çıkar. Büyük M molariteyi ifade eder. Bunu hesaplaması kolaydı. Ardından sodyum klorürümüz var yani NaCl. Bundan da 2 mol var. 2 mol NaCl'yi 1 litre suya koyduk. O zaman molarite 2 oldu. Son olarak glikozumuz var. 3 mol glikoz var ve aynı hacme yani 1'e böldüğümüzde 3 elde ediyoruz. Molarite 3 çıktı. Gayet basit. 1, 2, 3. Şimdi elimize ufak bir büyüteç aldığımızı düşünelim. Bir miktar suyu alalım ve yakınlaşalım. İşte burada ilginçleşmeye başlıyor. Buradaki suya yakınlaştığımı farz edelim neler olduğunu daha iyi görelim. Yaklaşıyoruz ve böyle bir şey görüyoruz. Bakalım çizebilecek miyim? Aslında çok düzgün bir daire olmadı ama siz anladınız. Bu daireye yaklaşalım ve gördüklerimizi çizelim. Öncelikle sodyumu çizeceğim. Evet, böyle bir şey görebilirsiniz. Sodyum burada. Buraya bir sodyum daha çizelim. Kafamız karışmasın diye sodyum yazalım. Artı yükünü de koyalım. Çünkü sodyum artı yüklüdür. Burada ise klorür var. Bunları bilerek yan yana çizmiyorum. Çünkü birazdan ne olduğunu göreceksiniz. Sodyum ve klorür ilk başta ortak olsalar bile, yan yana olsalar bile suya çarptıkları anda ilginç bir şey gerçekleşir. Suya çarptıkları anda yani H2O devreye girdiğinde oksijen kısmi negatiftir ve iki ufak hidrojene bağlıdır. Burada kısmi negatif oksijen ve kısmi pozitif hidrojenlerimiz var. Bu negatif oksijen ve pozitif sodyum birbirlerini çekerler. Yani zıt yükler birbirini çekti. Hatta belki burada bir oksijen daha vardır ve iki hidrojen şu şekilde hizalanır. Belki burada bir tane daha oksijen oluşabilir vesaire. Gördüğünüz gibi oksijenin sodyuma yaklaşabilmesi için oksijenler ve hidrojenler hizalanıyor. Burada da aynı şey gerçekleşir. Oksijen sodyuma yaklaşır çünkü eksi yüklü bir kısmı vardır. Buna kısmi dipol diyoruz. Burada da bir miktar var. Eksi yüklü oksijen gayet artı yüklü olan sodyuma yaklaşmış oluyor. Tam tersi ise burada gerçekleşiyor. Burada kısmi pozitif yüklü iki hidrojen var. Bu kısmi pozitif yükler çok negatif olan klorüre yaklaşıyor. Burada bir tane var. Burada da biraz var diyelim. Burada ufak su moleküllerinin sodyum ve klorürle hizalandığını ve aralarına girdiğini görüyorsunuz. Yani artık sodyum ve klorür yan yana değiller. Ufak parçacıklarmış gibi hareket etmeye başlıyorlar. Ozmolaritenin temel noktası işte burasıdır. Suyun hareketini etkileyen tek başına olan parçacıkları düşünün. Sodyum ve klorür artık bir olarak hareket etmiyorlar. Kendi kendilerine ayrı parçacıklar olarak hareket ediyorlar. Suda glikoza ne oldu diye düşünüyor olabilirsiniz. Yok mu oldu? Ufak glikozlar hayal edelim. Molekül gayet büyük olsa da çok minik çiziyorum. Üreleri de görüyorsunuz. Üre ve glikozu kaybetmiş değiliz. Hala buradalar. Buradaki önemli nokta hizalanıyor olmaları. Su moleküllerinin hizalanması sodyum ve klorür arasına engel koyar. Ve bu iki iyonu birbirinden ayırır. Böylece bunlar ayrı parçacıklarmış gibi hareket ederler. Şimdi ayrı parçacıklara bakıyorsak bu su çözeltisi içinde suyun hareketine etki edecek kaç tane farklı parçacıklar var? Tabii ki glikozumuz var burada. Üre var, o da burada. Bir miktar sodyumumuz var ve klorür var. Sodyum ve klorürü ayrı şeyler olarak sayıyorum çünkü su onları ayırdı. Durum bu olduğuna göre az önceki ekrana geri dönelim. Şimdi ozmolarite yazalım. Bu şeylerin her birinin ozmolaritesini hesaplayabilecek miyiz? Bir görelim. Ürenin ozmolaritesi nedir? Ürenin ozmolaritesi için 1 ozmol bölü 1 litre diyebiliriz. Bu da 1 OSM eder. OSM zaten ozmolaritenin birimi. Evet, şimdi glikozu hesaplayalım. Sodyum klorürü en son yapacağız. Glikozdan 3 ozmol var ve hala 1 litrenin içinde. Bu da 3 OSM eder. Şimdi de sodyumu ele alalım. Ayrı olarak hesaplayacağız. 2 ozmol var ve 1 litre suda bu da 2 OSM eder. Son olarak klorür. Klorür de litre başına 2 ozmol. Sodyum klorürle başlayıp daha sonra bunları ayırdığımızda toplamda daha fazla ozmol elde ettik. Toplam ozmoleriteyi hepsini toplayarak bulabiliriz. Toplamda kaç ozmol var? 1 üre 3 glukoz, 2 sodyum ve 2 klorür var. Toplamda 8 ozmol eder. Bu çözeltinin toplam ozmolaritesini hesaplamak isteseydik cevabımız 8 olurdu. Bunu şu şekilde kolayca yapabilirdik. Elimizde üre, glikoz ve sodyum klorür var. Bundan 1, bundan 3, bundansa 2 tane var. Fakat bunun 2'ye ayrıldığını biliyoruz. O zaman bunu 2 ile çarpıp hepsini toplarız ve sonuçta 8 elde ederiz. İşte bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Fakat ben size uzun yoldan gösterdim. Böylece mikroskop altında bahsettiğimiz maddelerin nasıl göründüğünü de görebildik. Artık niçin 2 ile çarptığımızı tam olarak anladınız diye düşünüyorum.